بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizning bugun navbatdagisi. Mana shu silsila darslar davomida siz bilan biz farzandlarni iymoniy, axloqiy, jismoniy tarbiyasi haqida bahs qildik. Mana hozir aqliy tarbiyasi haqidagi darsimizni yana davomimizni yetkazamiz. Birodarlar, islom dini bu voqiy din. Hayot bir tomonda, din bir tomonda emas. Har kunlik muammoingizni yechadigan, har qanday savolingizga javob beradigan, hayotda uchraydigan qanday muammo bo'lsa, uni yechishlikni va mana shu muammoni qaytadan takrorlanmasligiga sabab bo'ladigan yo'llarni o'rgatadigan din. Islom birodarlar, bu din va dunyo. Islom dunyo va oxirat. Islom o'lchov va ehtiyoj. Islom harakat va barpo qilish dini. Dinimiz hech qachon siz bilan bizni hayotdan ajralib bir chekka tiqilib olishlikka buyurmaydi. Aksincha bu narsadan qaytaradi. Musulmon odam faqat o'zi uchun yashamaydi. Jamiyatga, insoniyatga xayriyat olib kelishlikka buyuradi. Chunki man asbaha dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Kim tong ottirsa-yu musulmonlar ish haqida g'am qilmasa, bas u ulardan emas. Tong otdi, musulmonlarga foydali bo'lgan narsa haqida fikr qilmasangiz, musulmonlarni hayotida bo'layotgan kamchiliklarni tuzatishlikka harakat qilmasangiz, mana shu haqida g'am qilmasangiz, bas siz ulardan emassiz. Demak, musulmon odam faqat o'zi uchun yashamaydi. Bu dinimizning tabiati harakat, barpo qilishlik. Birodarlar, ilm. Shariatimizda ilmga, ta'limga qanday qaraladi? Dinimizda ilm o'rganishlik farz. Va mana shu ilm ikkita sifati bor. Majburiy va bepul. Islomda ilm o'rganishlik majburiy va bepul. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Moja keltirgan hadisdan Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi. İlim o'rganishlik har bir musulmon uchun farz. Ya'ni ilm o'rganmagan musulmon odam farzni qoldirgan bo'ladi. Bu odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qish farz, roza tutish farz, zakot berish, haj qilish badavlat odamlarga farz, shularni qatorida ilm o'rganishlik ham farz. Imom Tabaroniy Kabirda, Alqamadan, u otasidan, u bobosidan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida xutba qilib odamlarga shunday dedilar. Ma balu aqvamin la yufaqihuna jironahum va la yuallimunahum va la ya'idunahum va la ya'murunahum va la yanhaunahum. Bu qavmlarga nima bo'ldiki, o'zlarining qo'shnilariga dinni o'rgatmaydilar. Ularga ta'lim bermaydilar, va'z nasihat qilmaydilar, ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmaydilar. Bu qavmlarga, qo'shnilarga ham nima bo'ldiki, o'zlarini qo'shnilardan o'rganmaydilar, ulardan va'z nasihat olmaydilar. Qarang, bir musulmon odam bir narsani bilsa, qo'shnisiga o'rgatishligi kerak. Va bir narsani bilmasa, musulmon kishi qo'shnisi bilsa, shundan so'rab o'rganishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qavmlar ham o'z qo'shnilaridan ta'lim oladilar. Dinni o'rganadilar, va'z nasihat oladilar, yoki men tezda ularni jazolayman. Wa yattaizuna awlu ajilannahum la ajilannahum bil uquba. Yo o'rganasizlar, yo men jazo beramasizlar. Ilm o'rganmagan kishini, ilmdan, ma'rifatdan xabari bor qo'shnidan o'rganmagan qo'shnini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto jazolashligini aytibdi. Bu qanchalar ilm o'rganishlik muhim ekanligi yana bir marta sizga buni dalilini ko'rsatadi. Musulmon odam bir oyatni yoki hadisni hukmini bildimi, uni albatta birovga o'rgatishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar,
bu ta'limni ixtiyoriy emas, majburiy ekanligiga dalil mana o'qiydigan hammamiz hadis. Man katama ilman mimma yanfa'u Allohu bihi fi amrin nasi amri din aljamahu Allohu yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Bu hadis İbn Mace'den keltirilgen Abu Said al-Hudri raziyallahu anhu'dan. Resulullah aytadılar, adamlarının işleri de, din işleri de, Allah faydalı kılgen ilimini kim yaşırsa, bu kişinin Allah Ta'ala kıyamet günü de otli yügen bilen yügenliydi. Şimdi bir ilim ki, şimdi bir hüner ki, iş ki, adamlarga faydası var. Şimdi bir ilim ki, iş ki, dinge faydası var. Bu biz aytayotgan odamlarda ishiga foydasi bor deganda hunar bo'lishi mumkin. Eshitib qolamiz, falonchining hunari zo'ru birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa dedim, men rizqing unaqa bo'lmas. Musulmon odam e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qaytarib aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmmi yoki kasbni o'rgatmasdan berkitayotgan odam so'ralganda qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchi bo'lsa, o'rgatsin, men tirligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q, yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxillik qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa. Islomda ilmning ikkinchi sifati bu bepul. Astaghfiru billah. Qul ma as'alukum alayhi min ajr illa man sha'a an yattakhidha ila robbihi sabila. Alloh taolo shunday deydi. Ayting, men sizlardan buning uchun hech qanday haq so'ramayman. Faqat Parvardigor tomonga yo'l tutishni xohlagan kishilar o'sha yo'lni tutishlarini so'rayman. Payg'ambarlar o'zini da'vati uchun pul olmagan. Diniy bilimlar bekorga beriladi. Astag'fir billah, va ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa zikrun lil alamin. Yusuf surasi. Siz ulardan bu da'vatingiz uchun biron haq ajr so'ramaysiz. Bu Qur'on faqatgina barcha olamlar uchun bir eslatmadir xolos. Birodalar, diniy bilimlar bekorga beriladi. Allohning dinini odamlarga o'rgatayotgan kishilarga Alloh taolo katta va'dalarni bergan. Shuning uchun Alloh uchun diniy bilimda ta'lim berayotgan odamlar odamlardan minnatdorchilik kutmaydi. Odamlardan mukofotni kutmaydi. Chunki bu ilmda o'rgatda buyurgan Robbisi o'zini zimmasiga olgan mukofotini. Shuning uchun din bilimlarni berayotgan odamlar xolis bo'lishligi kerak. Ta'madan uzoq bo'lishligi kerak. Kim Allohning diniga da'vat qilsa, ajr mukofotni faqat uning o'zidan kutadi. Aytdik, dinimizda ilm bepul. Ammo musulmonlarning orasida faqat yana ta'lim bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, o'qituvchilar, muallimlar bo'ladigan bo'lsa, bularni pul olishligiga qilgan xizmati uchun shariat ruxsat beradi. Qaysi diniy bilim berayotgan odamni pul olmasligini aytyapmiz? O'zini tirishchiligi boshqa yerdan bo'ladigan, tijorati yetarli, o'ziga to'q bo'lgan odam, masalan, Qur'ondan ta'lim berayotgan bo'lsa, shu qilayotgan ishi uchun pul olishligi durust emas. Ammo qaytarib aytaman, masalan, muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, kasbi shu bo'ladigan bo'lsa, mana shu odam pul olishligi hamma ulamolar ittifoq qilishgan. Shunday hamchi, o'sha domlani berayotgan diniy bilimiga pul to'lamaysiz siz. Vaqtiga pul to'laysiz. Vaqtini ilmga sarflagan uchun siz vaqtiga pul to'laysiz. Berilayotgan diniy ma'lumot uchun emas. Imom G'azzoli shunday deydi. Alal muallimi an yaqtadi bi sohibi sharaf. Salavatullohi va salamu alayhi. Muallim inson shariat sohibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iqtido qilishi lozim. O'rgatayotgan ilmi uchun ajr mukofotni talab qilmasligi kerak. Bu amali bilan odamlardan minnatdorchilikni yoki mukofotni qasd qilmasligi kerak. Ilmni Allohning yuzi uchun
va unga yaqin bo'lish maqsadida o'rgatishligi kerak. Va ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Alloh. Nuh alayhissalom o'zini qavmini Allohga da'vat qilyapti, nima dedi? Ey qavmim, men sizlardan bu da'vatim uchun mol va dunyo so'ramayman. Mening ajr mukofotim faqat Allohning zimmasida. Faras qiling, bir boy odam aytdi muallimga: "Bolamga ta'lim bering, ilm o'rgating, har darsiz uchun 2000 so'mdan beraman", dedi. Shu muallim endi shu odamni bolasiga borib turib, "Men senga ilm beraman, har darsing uchun 2 so'mdan to'laysan", desa. Bu ayni nodonlik emasmi? Otasi 2000 beraman deb tursa, bolasidan 2 so'm so'raydimi? Shuning uchun diniy bilimni berayotgan odamlar Allohni o'zidan ajr mukofotni kutsin. Allohni bergani bu bandasini bergani emas. Allohdan kelishiga qarab turishlik bilan bandalarning qo'liga qarab turishlikni albatta o'rtasida farqi bor. Qur'ondan ta'lim berayotgan, diniy bir ta'lim berayotgan birodarlar, mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Allohni berishi boshqacha bo'ladi. Odam bolasi ilmga beparvo bo'lsa, o'zini insoniylik martabasidan uzoqlashib boradi. Ibn Qutayba Ulumul Axborida shunday qissani keltiradi. Xalifalardan Valid ibn Abdul Malik huzuriga saqiflik bir kishi keldi. Xalifa unga qarab turib, "Qur'on o'qiganmisan?" dedi. "Bu yerga arabiy yo'q" dedi. "Vaqtim bo'lmagan, ishim bilan bo'lib qo'yganman." "Fiqhdan xabaring bormi?" "Ha, yo'q." "Sher o'rganganmisan?" "Yo'q" dedi. Shunda Valid xuddi bu odam yo'qdaqa mana tomonga qarab, boshqa odamga qarab turib oldi. Parvo qilmay qo'ydi. Shu majlisda turgan Abdulloh ibn Muoviya aytdiki: "Ey Amir al-Mu'minin, bu kishi chi dedi, nimaga teskari qarab oldi?" deganida, "Qaysi kishi?" dedi. "Bizi oldimizda hech kim yo'q" dedi. Ya'ni bu o'rinda Valid na Qur'ondan, na fiqhdan, na she'rdan, umuman ilmdan bahramand bo'lmagan, ilmdan uzoq bo'lgan odamni qo'shmayapti odam qatoriga. Ilmdan inson uzoq bo'lishligi bilan o'zini insonlik martabasidan uzoqlashib boradi. Johilligi ziyoda bo'lib boradi. Endi Alloh taolo aqlni berdi insonga. Unga ta'lim o'rganishlik qudratini berdi. Boshqa jonivorlardan farqi ham shunda emasmi? Aqli bo'lib turib, xushu bo'lib turib, ilm o'rganishga imkoniyat bo'lib turib, agar ilmga o'zini urmagan bo'lsa, ilmdan mutlaq bexabar bo'lsa, xorni, og'zi, qoni, go'shti bor boshqa mavjudotlardan farqi yo'q bu odam. Yana takrorlaymiz. Inson ilmga beparvo bo'lsa, ilm bilan ishi bo'lmasa, bu odam o'zini insoniylik maqomidan uzoqlashib boradi. Farzandiga yoshlik chog'idan Qur'onni o'rgatgan ota eng to'g'ri yo'lni qildi. Chunki hammamizda armon bor, yoshligimda o'qib qo'ymagan ekan. Biz yoshligimizda qanchalar ilmga beparvo bo'ldik, o'zimiz bilamiz. Qancha fursatda boy berdik, eslab alam qiladi. Xato bizdan sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin. O'tib ketgan xatoni tuzatish mumkin. Qanday qilib? Harakat qiling, shu xatoni bolangiz ham takrorlamasin. Bolangiz takrorlamasa shu xatoni, demak siz xatoni tuzatdingiz. Chunki birodar, bolangiz qori bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo qorini o'qi ko'tarildi deydi. Qur'onni tilovat qilishni boshlashligi bilan jannatni darajalarida yuksalishni boshlaydi. 5-chi etaj, 10-chi etaj. Oxirgi bilgan oyatini o'qiganda to'xtaydi, shu jannatdagi darajasi bo'ladi. Kim 10-chi, kim 5-chi darajaga ko'tariladi. Endi agar qori tilovatini boshlab 30 bora Qur'on o'qirkan, Firdavsul a'loga ko'tariladi. Ota-ona qolib ketdi pastda. Chunki bir pora yotlagan, 3 pora u yotlamagan. Shunda haligi bolani ko'yni qop qoldi ota-onam pastda deb turib, albatta to'lmaydi bu yerda. Shunda Alloh azza va jalla shu bandasini ko'yni uchun ruxsat beradi, ota-onasi ko'tariladi. Firdavsga ko'tariladi. Qorilar qatoriga ko'tariladi. Chunki o'zi qoldirib qo'ygan, o'zi qilib qo'ygan xatoni bolasini qilishligi yo'l qo'ymadi, bolasini yo'ladi. Biz o'zimiz yeta olmagan martabaga bolalarimizni yetkazaylik, shunda biz o'zimiz martabaga yetgan bo'lamiz.
İmkaniyatı bağlı şeylerse ne? Otalik, onalik, juda ham katta mas'uliyat. Adamlar var, uylandı. Özünü hacetlerine rava kıldı. Bir de bala dünyaya geldi, boğuldu. Balan dünyaya geldirip koyduğum boğuldumaz. Hele hiç nese boğanı yok. Hamma yok, endi başlandı. Ota sıfatı da, ona sıfatı da bulaga terbiye bir işini kereyi buladı. Çünkü ettik. Öldün, öçtün, bu geçiş talamasın, balayın terbiye kıl. Öldün, öçtün, bu geçiş talamasın, balayın terbiye kıl. Eğer balayın salahiyatı olsa, sen tırıysan. Albatta bu nasıl katta mehnatını, katta sabırını talep kıladı. Nimaga hadeb ayta olayapız? Vaktini zorunu bolenge sarpla, bolenge sarpla de. Zamanı körüp durursunlar buradalar. Fasatta yalganı körüp durursunlar. Adamlar da birbirine mehirsiz bulup getirdiklerini körü yapsınlar. Haki ülkeler bir mehirliğini körü yapsınlar. Aile azaları yığılıp bitti, dastırmada oturamayacağını bulup getirdi, körü yapsınlar. Meneşe'ye bir fasat güçlüğün zamanda hakiki ota masuliyetini kıskıladığın olsa farzantlarının terbiyesi bulan şükürlemedi. Eğer farzanda bu yaş bala mı, ya bir boydağ bala mı, balagat yetip koyan mı? Üyüde mehirini toplasa, lütfunu, birbirini keçirişliğini, birbirini düşünüşlüğü toplasa köçüge kaçar. Farzantlar var, otası bulan oturamıyor. Çünkü ota bir vadiydi, farzant ikinci vadiydi. Demek ki şuna kabul kaldı. Ota şu nasıl bulan şükürlenmedi. Farzantlar iler buradalar. Sıladı işlep çıkarken mahsulatıyla. Yaman mı? Demek siz ayıbdar. Yakşı mı? Yine siz ayıbdar. Demek ki falançılarda balları yokşamıyorsan sen. De malamat kılıyken paytizde o falançının balası da o. Bu kimi balası? Sizi balası. Tuğup yedirip katta kıpkosuyla boğulmaz. Terbiye kılıçlık gerek. İnsan balası kim balıştan katli nazar? Bu dünyası var mı yok mu farkı yok. Kaysın millet vakili bunda farkı yok. Dini bilimle durgen işleri için farz. Adamlar sizden nişkılası da soruyordu. Ben dedi tabib mi dedi. Ha yaş. Siz şey. Ha ben injiner mi dedi. Ben advokat mi dedi. Siz şey dese ben dedi dini ilimler bulamam. Ben dindar mı dedi. Nima, dindor bo'lishlik mutaxassisligmi? Ixtisosmi bu? Nima, narigilar bu dini bilimlarni bilishlik kerak emasmi? Tabiblar, advokatlar kabi ustalar. Birodarlar, dini bilimni o'rganishlik har bitta musulmonga farz. Bir odamni tabib bo'lishligi dini bilimlarni o'rganishlikdan ozod qilmaydi. Bir odamni injener bo'layotganligi dini ilmlarni o'rganmasa ham bo'laveradi degani emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima xonariz bo'lishidan qat'iy nazar, dini bilimni o'rganishligingiz farz bo'ladi. O'zini musulmon sanagan odam chakanami? Juda ko'p o'zini musulmon sanagan odamlar bor, dinidan mutlaq g'ofil. Savollar beradi, eshitib, yoqani ushaysan. Nimaga haj faqat Zulhijjada bo'lish kerak deydi? Boshqa oyda bo'lsa bo'lmaydimi? Zulhijjada odam ko'payib ketadi, keyin haj qilsa bo'lmaydimi? Yoki nimaga Ramazonda bo'lish kerak endi hali farz bo'lgan roza? Saratonga to'g'ri kelib qoladi. Qishda tutib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu savoli nimani bildiryapti? Dini ma'lumotlardan umuman uzoqligini, johilligini. Dinimizda birodarlar, shunday bir ishlar bor. Har bitta musulmon bilishligi shart. Bilasizlar, dini bilimlar ham ikkiga bo'linadi. Farzi ayn, farzi kifoya. Mana ilm majlisiga keldik birodarlar. Cüleyen bir yakış iş kaldık. Hazır dini bilimizi, yelkemizdeki masuliyetini bizge uktuğradıken derslerge güvah bulup durup biz. Her bitti Müslüman bilişi gereği boyunca nesiller ne mi? Halal haramda bilişliği şart. Farzını bilişliği gerek, vacibini bilişliği gerek, haramda bilişliği gerek. Dünyaya ne meyke geleni bilişliği gerek. Ne mücün yaşayken bilişliği gerek. Çıkıp etkenden ki onu, nariyada ne mekütek geleni bilişliği gerek. Mana şu bilimler onu doğru müstakim yolda turşliğe sebep olar. En zaruri nesiler ne mi? Bu İslam ve iman rükünleri.
İslam rükünleri, kelime, namaz, roza, zakat, hac. İman rükünleri, Allah'a, farişteler'e, kıyamet günü'ye, kitaplar'e iman kiltirişti. Adam balasını düşmanı edip koyamaz. Adam balasının en kötü düşmanı bilasılar mı ne mi? Keselliği mi? Kembegalliği mi? Cahilliği. O şey nefs diyebilirler insanın düşmanı. O şey ilimsiz bugünlük için şu nefsi onu düşmanı bulduruptu. Eğer ilimli bugün de nefsini kim ekenliğini bilardı da bunu yengeçlik asan bulardı. Cahil insan özüge onu düşmanı hem kılamayırken yamalıyla kıp koyardı. Adovun akilun hayrun min sadiqin cahilin. Cahil dosttan göre akıllı düşman yaş. Kaytar vatandaş. Cahil dosttan göre akıllı düşman yaş. Çünkü düşmanı düşmanda karab durasız, ihtiyat bulasız. Ama ona cahil dost hatırcam tövseyiz, özü bir sizge zarar kıp koyardı. Demek kişi özünü ilimsizliği bilen, cahilliği bilen, düşmanı hem onge kılam bir diye yamanlığına bu işlik mümkün bo'ladi. Birodarlar, ilimsiz bo'lishlik uyatmas. İlimsiz bo'lishlik uyatmas. İlimsiz johil bo'lib qolishlikka rozi bo'lishlik uyat. To'g'rimi? İlim o'rganmaslik uyat. Hech kim tug'ilib bilan olim bo'lib qolmaydi. Hammamiz bilmagan narsalarimiz ko'p. Ammo ilimga intilmayotganligimiz ayb. Xato qilishlik ayb emas, birodarlar. Kullu bina adama hattaun ve hayrul hattaine tavabun dedi peygamberimiz. Adam balası var ki hata kıladı. Hata kılavucu dedi yaksız kim? Tövbe kılavucu. Daimi hatada kalışke razı buluştuk. Doğru da. Mesela fizike bu için mütehassı bugün adam kasapçılığından haber bulmasa ayıp bas. Peki hirurg zargarlıydı iki çikillerini bilmesi yan bolu oradı. Ama buradalar bu adamlarda hammaları dini bilimlerde bilişliği farz buladı. Hemme adam farzdan toparken şundan bir yaxşiliydi ümit kıladı. Şunun arkasından bir yaxşı günlü körüşlüydü arzu kıladı. Kaysi farzdan yaxşiliydi ümit kılınadı. Yaxshi yedirilganmi? Yaxshi kiydirib yoki imoratlari tekis qilib berilganmi? Tarbiya qilingan, solih farzanddangina umid qilish mumkin. Qaytarib aytaman, tarbiya qilingan, solih farzanddangina umid qilasiz. Demak, siz boqayotgan 3 tamida, 5 tamida farzandingizdan qaysini sizga ko'proq asqatadi? Qaysini sizni bir xizmatingizda qoyim bo'ladi? Qaysinisini ko'proq tarbiya qilgan bo'lsangiz? Hiç kimge sırmasa ki başka bir begane yükler ketip aylab, yillab, ata anasıge telefon kümidiyen farzantlar var. Var mı? Var. Neme geçin alıp getti o? Neme geçin alıp atayına hapı hapı yedi yani. Telefonam kümidi dedi. Kim atasını öldüre dedi, çizim pulu keter dedi, çamiydi dedi. Doğru mu? Sapar bülgarlar. Neme geçin alıp bilesi mi? Siz özü şuna hapı koyansın. Yani özünü şehirde tutmam haram ediyorlar. Yeterli. Acayip. Biz, bizi zimnamızda, biz kılışımız kereye boğanasan taşap koyganımızda terbiyeni. Fakat konunu bakışımız kereye degen gamda boynumuzga boğanımız. Konunu Allah'a bakardı onlarda. Külgülü bizi işimiz. Keyin çatak çıksa farzantlar özümüzü özümüz malamat kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem addibu avladakum ala thalati hisalin. Üçte hislatke farzantlarıyla da adatlantiriler, adab biriler dediler. Hubbi nabiyikum. Peygamberinizle yaş görüşü körgatiler. Ve hubbi ali baytihi. Peygamberine ali bayti ailesini yaş görüşü körgatiler. Ve tilavatil Kur'an. Kur'an tilavatı körgatiler. Fe inne hamalatel Kur'an fi zilli arşillahi yevme la zilla illa zillu. Albatta Kur'an kötergen
ler qorilar. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Allohning arshini soyasida bo'ladilar. Birodalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaydi. Muallimlarning ustozi, murabbiylarning imomi Muhammad alayhissalom har birta aytgan so'ziga diqqat qilishimiz kerak. 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin, Qur'on tilovatini. Har bir zamonda inson uchun kumir kerak. Albatta inson kimgadir o'xshashni xohlaydi va kimgadir o'xshamaslikni xohlaydi. Agar siz kimga o'xshashlik kerakligini siz o'rgatmasangiz, ko'chadan o'rganib olyapti bo'lasiz, ishonavering. Nima demadilar? Kimlarni yaxshi ko'radi bolalarimiz? Bilamiz. Futbolkalarda kimlarda surati bor? Ko'ramiz. Ryugzaklarda qanaqa bir odamlarning suratlari bor? Bilamiz. Biz o'zimiz bermadik kumirni. O'zlari topib oldi. Xotirjam bo'ling. Albatta topib oladi. Bir odam aytsa, "Bolam, payg'ambarimiz yaxshi ko'r, bugundan boshlab" desa, aqldan bo'ladimi? Ha, tanimasa qanaqa qilib yaxshi ko'rsin? Haftada bir marta o'tiring, birodar, ishlamasa. Bir marta. Bir kunni belgilab qo'ying, payg'ambarimiz haqida ozgina gapirib bering. Gapira olmaysizmi, o'qib bering. O'qib bera olmaysizmi? O'sha payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida bitta ma'ruzani o'tirib bilalash eshitinglar. Dadam rahmatlik aytardi, kichkinaligimizda deb turib kattalar aytadi. Otasi e'tibor qilib gapirib o'rgatgan narsani esdan chiqarmaydi bola. Hozir o'tiradim otalar farzandlari bilan. Ya hammaning ham uyda internet yo'q, o'tiradiganlar ham bor. Hammaning uyda ham Wi-Fi yo'q. Bolasi iPhone bilan mehmonxonada, otasi plansheti bilan katta uyda, enasi oshxonada televizori bilan. Bu telefonni uyda interneti borlar yaxshi biladi bu narsani. To'g'rimi? Addibu avladakum ala thalath ihtisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. 3 ta narsani odatlantiringlar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni, uni oilasini yaxshi ko'rishlikni. Endi hozir yoshlar yomon bo'lib ketgan, kattalarning gapini olmaydi, zamon shunaqa bo'lib ketdi deyishi turgan gap. Bu noto'g'ri bu gap. Zamon o'sha zamon, faqat odamlar aynib ketdi. Farzandlarimizni shunaqa bo'lib ketishiga nima sabab? Dezinformatsiya deydi. Nima bu? Ma'lumotlarni buzib ko'rsatish, xabarlarni noto'g'ri yetkazishlik. Ertaga kech televizorda berayotgan ma'lumotlardan ta'sirlanayotgan, ilmi yo'q, hayotiy tajribasi yo'q yoshlar islomski desa, nima xayoliga keldi? Sirasi orqasidagi so'z. Islomski terrorizm deydi. Birodarlar, islomda terrorga hech qanday aloqasi yo'q. Islom terrorni qoralaydi. Terror degan narsa yo'q. Odamlarni qo'rqitish, odamlarni qalbiga vahima solishlik terror. Islom bu narsani mutlaq qoralaydi. Musulmonlarni terrorga hech qanday aloqasi yo'q, birodarlar. Payg'ambarning hayotidagi rahmat degan 38 juma dars qildik. Ana o'sha disklar turib olib eshitinglar-da. Musulmon deb ko'rsatilayotganlarni qilayotgan ishini birontasini musulmonlarga aloqasi yo'q. Islomga aloqasi yo'q. Islomdan emas bu, birodarlar. Lekin Islom haqida noto'g'ri ma'lumotni tinimsiz ertaga kech berganligi uchun odamlarda islomga nisbatan bo'lgan qarashi noto'g'ri bo'lyapti. Va xususan biz farzandlar tarbiyasini gapiryapmiz. Qaranglar-da. Dinini mahkam tutgan, iffatli, hayosini yo'qotmagan, avratlarini yopib yurgan ayollarni qaloq, fikri tor, dunyoda huzur halovatidan bexabar, johil qilib ko'rsatilmayapti. Endi aksincha, hayo iffatni nima ekanligini bilmagan, yarim yalang'och yurgan, yurish-turishi erkaklikdan farq qilmagan, 35 ga o'tgandan keyin turmush qilishni kerak degan tushuncha yashayotgan haqiqiy johilalarni madaniyatli ayollar deb ko'rsatmayaptimi? Mana shu noto'g'ri berilgan ma'lumotlar bolalarimizni dunyo qarashini shakllantiryapti. Shuning uchun nimani ko'ryapti bolalar, nimani eshityapti otalar, qaranglar. Shuning uchun ota bitta vodiyda, farzand ikkinchi vodiyda. Ular bizga qahramon qilib ko'rsatayotgan odamlari ma'noli gaplar. O'zi kelishgan chiroyli, uyga borar aroq ichadi. Shular ibrat qilib ko'rsatilmayapti. Musulmonlar dinini ushaganlar qaloq, fahm farosati yo'q, burchakda qolib ketgan qilib ko'rsatyapti. Shunaqa bo'ladimi musulmon?
Endi oq qorani ajrata olmaydigan bola shunaqa to'g'ri ekan deb qabul qilaveradi da. Yana u kinosida qarang qanaqa. Erkak kishi do'stiniki bor ishi taqillasa, xotin ochadi, yarim yalang'och. Do'stim bormi desa, yo'q edi, yuring uyga deydi. Shunaqa kinoda ko'raversa, ko'raversa, demak oddiy narsa ekan deb qabul qiladimi? A buni haromligini unaqa bir ayol kishini chiqishligi o'zi durustmasligi, yarim yalang'och bo'lishi haromligi, ichkariga kirin deyish mumkinmasligini bilmagan bola oddiy ish ekan deydimi? Shuning uchun farzandlarini har yoqqa jo'natayotganlar o'qishga mulohaza qilib qo'yinglar. Bu narsani avvalam aytganman. Bolangiz balog'atga yetib, o'zini kimligi, tomiri qayerdaligi, kimi bolasiligi, qaysi yurtni vakili ekanligini bilganidan keyin bo'lsin agar borgis kelsa. Bunda tirranchaligida jo'natyapsizlar. Qani garantiya uni aynib ketmasligiga? Hozir o'zingizni uyingizda turib, o'zingizni qo'lingizda turib aynib ketyapti bolalar. O'zingiz yurtingizda turib. Endi mutlaq jo'natib yuborsangiz-chi? Farzandlarga berilgan birodarlar ma'lumot, saqofat uni turmush tarzini, dunyoqarasini shakllantiradi. Qarashin. Farzandchi somovarga o'xshaydi. Nimani qo'ysangiz, tevasidan jo'mirligidan xuddi shu narsa tushadi. Tevasdan nimani qo'ysangiz, paydan shu tushadi. Agar tevasdan bir narsa qo'ymasangiz, baribir nimadir tushadi. Chunki bu joy bo'sh qolmaydi. U to'ldirib oladi bir narsalar. Bo'ldi, boy berdingiz balam. Chunki to'ldi bir narsa bilan. Shuning uchun kim o'zini bolasini haqiqiy musulmon, islomiy e'tiqod egasi bo'lishini xohlasa, fosiq tushunchalardan, buzuq fikrlardan uzoq qilsin, aks holda farzandidan xayriyat ko'rmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambaringizni yaxshi ko'rishlikka, u zotning oila a'zolarini yaxshi ko'rishlikka farzandlaringizni odatlantiringlar dedi. Rasululloh havodan olib gapirmaydi birodarlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Va u o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga, so'zlarga quloq tushligimiz shart bo'ladi. Haftada bir marta o'sha payg'ambarimiz haqida suhbat qilaylik. Qanday turish kerak, qanday yurish kerak? Yoshligida o'rgatilgan narsa birodarlar toshga o'yilgan naqsh bo'ladi. Guvoh bo'lib qolasan, yigitlar, yoshlar safarga chiqadi, dam olgani. Kimdir o't yoqayotgan, kimdir karishkarchayotgan, kimdir bir ovqat tayyorlash bilan harakat qilayotgan, kimdir suv olib kelayotgan, kimdir yonboshlab yotgan bo'ladi. Hammasi bir xil pul tashagan. Bu ekspeditsiyani u uyushtirgani yo'q. Yon boshlab yotadi. Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi. Kunlar birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalari bilan safarga chiqqanlarida bir joyga to'xtashdi, ovqatlanishlik kerak bo'ldi. Shunda bir kishi payg'ambarimizning sahobalaridan alayya zabuhuha qo'ydi, men so'yaman dedi. Ikkinchisi alayya salquha, men terisini shilaman dedi. Uchinchisi alayya tabuha, men pishiraman dedi. Muhammad alayhisalom va alayya jamul xotob, men o'tni yig'ib kelaman dedi. Ya Rasululloh, biz o'zimiz kifoya qilamiz bu ishga dedi. Deganda payg'ambarimiz aytdilar: "A'lamu annakum takfunani", bilaman kifoya qilishingizlarda. "Walakinalloha yakrahu an yara 'abdahu mutamayyizan ala aqronihi", bilaman men sizdan eplashingizlarda. Chunki payg'ambarimizga xizmat qilishlik sharaf bu. Rasululloh bilan birga turishlik sharaf. Rasululloh o'zi xizmatga chiqib ketyapsa, biz aytamiz, qo'yavering aralashmang desa, bilaman sizlar yetishinglarda. Lekin Alloh bandasini o'zining hamrohlaridan ajralib olgan holda ko'rishni yomon ko'radi dedi. Muhammad alayhisalom aytayapti, boshqalardan ajralib olib turadigan odamni Alloh yaxshi ko'rmaydi deyapti. Mana shu payg'ambarimiz haqidagi xabarni eshitsa, bu bola ta'sirlanadi. Ajralib olmagan bolam hamma bilan teng xizmat qilib yurar deb o'rgatganida shunaqa bo'lmas edi. Shunaqa qilib qo'ygan kim ekan? Otasiga rahmat. Alloh subhanahu va taolo solih farzandlarni tarbiya qilishida hammamizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.